Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Pazarspor'da altyapıdan sorumlu yönetici olarak göreve başladınız. Planlarınız, programlarınız nedir? Kısaca açıklar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim yöre spora yatkın fiziksel yapıda gençlere sahip. Biz bunları doğru eğitirsek, gündüz hocalarla görüştük. Akşam genç sporcu kardeşlerimizle deneyimlerimizi, bilgi birikimlerimizi paylaştık. Sporcu olmak için sadece yeteneğin yeterli olmadığını çocuklara üstüne basarak izah ettim. Yetenek bunları bir yere götürür. Ondan sonra disiplin, sacayanın diğer bölümlerini oluşturmazlarsa, disiplin, çalışma, profesyonellik, beslenme, erken uyuma gibi bunları da sadece yetenekleriyle bir yere gelemeyecek. Yani yaşadığımız deneyimleri çocuklarımıza, genç, bu çocuklar hepsi bu yörenin çocukları, bir kısmı arkadaşımızın, bir kısmı yani bildiğimiz insanların çocukları. Bunları gündüz hocalarıyla görüştük. Gündüz hocalarıyla, altyapı koordinatörümüz, altyapı hocalarımızla gündüz 1,5 saate yakın bir görüşme yaptık. Akşam çocuklarla, bunların ettiği çocuklarla görüştük. Pazarspor altyapı eşittir. Pazarspor altyapı olması gerekiyor. Şimdi Pazarspor dışarıdan oyuncu alarak belli noktalara gelecek bir kulüp değildir. Pazarspor kendi içinde ürettiği oyuncularla bir yere gelecek kulüp. Geçmişte de buna yakın, bundan sonra da buna yakın bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Finansal güç, işte ekonomik güç, işte gol kuralını alacağız. Hayır, biz kendi gol kuralımızı üreteceğiz. Biz kendi kalecimizi üreteceğiz. Yani kupa maçında da gördüğümüz gibi genç kalecilerimiz, gençlerimiz iyi performans sergiliyorlar. Bunları doğru eğitmemiz gerekiyor. Bunları yeteneklerinin dışında sosyal olarak, yaşam, mental olarak bu eksiklerini tamamladıktan sonra bu yöreden iyi oyuncular çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece bu tek taraflı olmaz. Yönetim bazında olmaz. Oyuncunun ailesi, oyuncunun çevresi, bu komplike bir durumdur. Bir kişinin çabasıyla bir yere gelinmez. Çok para, çok başarı, çok kariyer yatarak elde edilmez. Ben bunları çocuklara anlatmaya çalıştım. Anlayan anlar, anlamayan çay toplar. Bu kadar basit. Yani biraz argo oluyor, biraz şey oluyor ama biz her dilde izahımızı yaparız. Hangisi hangi dilde anlıyorsa anlasın. Bu genç arkadaşlarımız yetenekli. Ama yetenek sadece bir yere getirmediğini, yeteneğin belli bir noktaya kadar seni getirdiğini, ondan sonra senin çalışman, profesyonelliğin, onlar seni orada tutacağını izah ediyoruz. Umut ediyoruz ki Pazarspor'un geleceği bu gençlerdir. Bu gençler doğru eğitilirse, altyapı hocalarımız, eski bu işe emek veren insanlar, bunlarla beraber oyuncu yetiştirip Pazarspor'un dış transferden ziyade iç transferde kendini oluşturan bir takım, sürekli her sene 5-6 tane oyuncu yetiştirip kadromuzda 30 maç, 25 maç sezon boyunca oynayacak oyuncular yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer şöyle de bir durum var, yani biraz uzun sürdü, bu böyle biraz söyleşi gibi oldu, nasıl paylaşırsanız paylaşın, hiç problem yok ama şöyle de bir durum var. Pazarspor altyapısı, yani şöyle söyleyeyim, mesela Altınordu Türkiye'nin neresinde yetenekli bir oyuncu varsa topluyor. Öyle değil. Pazarspor toplamasına gerek yok. Bölgede zaten yetenekli oyuncuları Ardeşen'de, Çayeli'nde. Bugün Ardeşenspor yöneticileriyle görüştüm. Sağ olsunlar. Uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Sağ olsunlar. Bize yardımcı oluyorlar. Biz de kendilerine bir büyük takım, nasıl bir Zize Spor'dan yardım bekliyorsak, biz de Pazarspor olarak Ardeşen Spor'a destek olmamız gerekiyor. Oradan aldığımız oyuncular bölgenin iyi oyuncularını tarayıp alıp
iyi işleyip Türk futboluna sunmak istiyoruz. Buna tek taraf olmaz. Bu iki taraflı olacak bir şeydir. İki taraflı derken oyuncu tarafı, oyuncu ailesi, oyuncunun çevresi de buna yardımcı olacak. Sadece kulüp tarafından yapılan bir işlem. Bizim futbol geçmişimiz var. İşte Cumhurbazacı buraya geldi. Ben hani işte bunu yapar, şunu yapar. Bu tek taraflı benim yapabileceğim bir şey değil. Evet. Bu karşı tarafında buna cevap vermesi gerekiyor. Yani birlikte yapabileceğimiz bir şeydir. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Benim için de önemli olan altyapıdan oyuncu yetiştirmektir. Şu an sportif olarak ligde yarışmacı bir takım değiliz. Bizim playoff'u, playoff hedefliyoruz. Playoff hedeflerken de altyapıdan oyuncular, genç oyuncular yetiştireceğiz. Yani genç bölge buna yatkın. Biz de elimizden geldiğince eski deneyimimizi, bilgi birikimimizi aktaracağız kulübe. Burası bizim kulübümüz, burası bir STK. Biz bugün varız, yarın yokuz. Biz bir kurumsal bir yapı oluştururuz. Bunun devamı gelir, umut ediyorum. Şimdi altyapı çok geniş kapsamlı bir durum. Ta şimdi A takımda 24 oyuncu var, altyapıda 100 oyuncu var. Bu 100 oyuncunun sorunuyla ilgilenmek gerekiyor. Bunların sorunlarını çözmek gerekiyor. Bu bahsettiğimiz bu sayıdaki oyuncuların ihtiyaçlarını, okulunu, eğitimini, sağlığını takip etmek zorundayız. Biz buna bölge olarak çok yatkın olmasak da elimizden geldiğince bunları sağlamaya çalışacağız. Bilgi birikimimizi aktaracağız. Umut ediyorum ki buradan benden daha çok oynayan oyuncular yetiştiririz. Benim oynadığım sayının üstüne çıkacak oyuncular yetiştiririz ve biz de bununla hep beraber gurur duyarız. Bizim için önemlisi televizyonda yetiştirdiğin, emek verdiğin bir oyuncuyu seyretmek, o has kafidir. Yani inşallah bunları da başarırız. Başarmak için de doğru bir altyapı koordinasyonu oluşturmamız gerekiyor. Altyapı bir kulübün geleceğidir. Oyuncuların sadece sportif olarak değil, ahlaki olarak da, fair play olarak da, Atatürk'ün dediği gibi sporcu, zeki, çevik, ahlaklı yetiştirmeye çalışacağız. Sadece çevik, sadece yetenekli değil, ahlaklı da olacak. Bizim yetiştirdiğimiz oyuncularımız ahlaklı da olması gerekiyor. Rakibine saygı, hakeme, rakip taraftara. Bugün bakıyorsun, star oyuncular rakip takımın ambleminin, logosunun üstüne basmadan çıkıyor. Oysa Türkiye'de ona basınca kendi taraftarının onu alkışlayacağını düşünüyor. Bu büyük bir yanılgıdır. Bu rakibe olan saygı, kendine olan saygıdır. Sen yarın öbür gün sen ona duyduğun saygıyı o da sana duyacak. Sen bunu karşı tarafa saygı duymazsan saygıyı hak etmezsin. Saygıyı göremezsin. Sporun içerisinde fair play birinci, centilmenlik. Ha, şöyle de bir durum var. Kazanmak için her şey mübah değildir. Spor 3 neticedir. Galibiyet, beraberlik. Bugün üçünden biri olacak. İlle galibiyet istiyoruz diye bir şey söz konusu değil. Yenilebilirsin ama iyi mücadele edersin. Agresif bir oyun sergilersin ama yenilebilirsin. Mücadeleyi, itirazını spor olarak yapacaksın, futbol olarak yapacaksın. Buna bütün yöneticiler de saygı duyar, hocalar da saygı duyar. Böyle bir oyuncu, böyle bir altyapı, böyle bir kimlik oluşturabilirsek yani ileride parlak oyuncular yetiştirebiliriz. Bunun için de çaba sarf edeceğiz. Çaba tek taraflı olmaz. Bu oyuncuların aileleri de belli bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Sonucuna bakacağız, göreceğiz. Yetenekli olanlar bir yere gelecek, yeteneği olmayanlar da
maalesef bu hayatı ıskalamış olacak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.